TVNET ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. İsrail-Hamas çatışmasında ikinci haftayı geride bırakıyoruz. Bugün 20 Ekim Cuma, 19. saat ana haber başlıyor. Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 14. gününe girdi. İsrail'in Gazze'deki ablukası ve yoğun bombardımanı sürüyor. Ayrıca İsrail ordusu kara saldırısı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İran, İsrail'in Gazze'ye saldırısının yanıtsız kalmayacağı yönünde sert uyarılar yaptı. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? İsrail'in olası kara saldırısı bölgesel bir savaşı tetikler mi? ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağını duyurdu. Ancak bu teklifi Kongre'den geçirmek kolay görünmüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün Refah sınır kapısına gitti. Basın toplantısı düzenleyen Guterres, bekletilen insani yardımların en kısa sürede Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi. İsrail tarafından tam ablukaya alınan Gazzelilerin üzerine aralıksız bomba yağıyor. Hemen hemen herkes sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek paylaşımları yapıyor. Ancak bazıları ben paylaşım yapsam ne olacak diyerek çekimser kalıyor. Peki Filistin adına paylaşım yapmak neden önemli? Süper Lig'de milli ara dönüşü derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takımdan son gelişmeler ve dev maçla ilgili her şey 19. saatte. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim yüksekti bugün. Mescid-i Aksa'da hastane katliamı sonrası ilk cuma namazı kılındı. İsrail polisi Aksa'ya giden yollara barikatlar kurdu. Engellemeler nedeniyle sadece 5000 Filistinli bugün cuma namazında saf tutabildi. İşgalciler sokaklara biber gazları ve kimyasal maddeler sıkarak geçişleri engellemeye çalıştı. İşte bu görüntüler bugün yaşandı değerli izleyenler. İsrail polisi Aksa'nın da yer aldığı eski şehir bölgesi çevresi ve giriş kapılarına da barikatlar kurdu. İsrail güçleri içeri alınmayan Mescid-i Aksa çevresindeki Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Bugün yaşananlar böyleydi Kudüs'te ve Mescid-i Aksa çevresinde. Gün boyunca TVNET yayınlarında da zaten bölgeden sıcak gelişmeleri an be an takip ettiniz. Yunus Emre Şahbenderoğlu ve kameraman Harun Çiçek Kudüs'te, gidelim kendilerine ve bugün yaşananları bir de Yunus Emre'nin ağzından dinleyelim. Yunus Emre kolay gelsin. Cüneyt Özdemir teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sen de ifade ettin. O hastane saldırısının ardından bugün ilk cuma kılındı ve yine harekatın başladığı bugünden, işgalin başladığı o günden beri bu yana ikinci cuma bugün kılındı. Yine geride bıraktığımız hafta gibiydi aslında. İsrail polisi erken saatlerde Mescid-i Aksa civarında, özellikle de o sur dışarısında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tomaları hazır bulundurdu ve yine o tomaların içerisinde kimyasal maddeyle hazırlanmış, adeta lağım suyunu andırmayan o pis kokuyla yine müdahale gerçekleşti. Ama geçen haftadan bu haftaya bir fark vardı. Geçen hafta aslında Müslümanlar cadde üzerine seccadelerini sermişti. Hadi belki dersiniz ki cadde üzerine sermişti, yolu kapatmıştı, trafiği engelliyordu. Peki bu hafta? Bu hafta aslında o cadde üzerine sermemişti seccadelerini Müslümanlar. Evlerindeydi. Evlerinin avlusunda belki namazını kılıyordu. Belki odasında kılıyordu. İsrail polisi Müslüman mahallesine girdi. Belki şu an görüntüde de veriyorsunuz. Harun Çiçek o görüntüleri çekti bu noktada. İsrail polisi doğrudan o evleri, avluları hedef aldı. Avlulara önce biber gazıyla kapsülleri fırlattı. Göz yaşartıcı bombaları fırlattı. Akabinde o pis suyla adeta mahalleyi yıkadı. Biz de şu anda otele bugün erken geldik birazcık. Çünkü üzerimizi değişmemiz gerekti. Bize de zaman zaman o pis suyun sıçramaları üzerimize sindi, kokusu sindi, sıçradı. Ve yani o mahallede o koku hala daha devam ediyor. Şunu da belirtelim. Biz yaklaşık 2 gün önce Müslüman mahallesinden yine geçtik Harun Çiçek'le. Geride bıraktığımız hafta cuma namazında sıkılan o pis suyun kokusu
iki gün önce hala daha devam ediyordu. Yani kokunun ne kadar ağır olduğunu tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi ben bir yandan bugün anlatılanları size aktarırken Harun Çiçek'ten de rica edeceğim. Hemen arkamızda belki görüyorsunuz Mescid-i Aksa var. Birazcık Mescid-i Aksa'yı ekranlarınıza taşısın. Bakın bugün 4000 Filistinli, 5000'e yakın kişi bu görmüş olduğunuz Mescid-i Aksa'ya geldi. Yaşı 55'ten daha fazla olan kişiler sadece erkeklerde içeri alındı. Kadınlarda ise 50 yaş kriteri arandı. Gençler bu haftada içeri alınmadı. Aynı Ramazan ayındaki uyguladığı tarifeyi 2 haftadır uyguluyor İsrail polisi. O yüzden gençlerle zaman zaman girişte sıkıntıların da yaşandığını ifade edelim. Tabii 4000 kişi girdi dedik. Giremeyenler evlerinde kılmaya çalıştı. Ama maalesef İsrail polisi ona da müsaade etmedi. Avlulara, evlerin bahçelerine o pis suyla aslında müdahale etti. Yine göz yaşartıcı kapsülleri de Aksa civarına, Mescid-i Aksa civarında Müslüman mahallelerinde maalesef hissettirdi İsrail polisi. Bir taraftan da tabii gözler aslında Refah kapısında bu noktada. Tabii cuma namazı yine bugün skandal bir şekilde sonlandı. Ama bir taraftan da Müslüman coğrafyası Refah kapısını uzaktan takip ediyor. Çünkü eli kulağında Refah kapısının açılmak üzere. Sisi dün bir açıklama yaptı. Refah kapısından 20 tırın geçtiğini ifade etti. Bu neyi ifade ediyor hemen söyleyeyim size. Günde 100 tırın girdiği yere 2 hafta boyunca artık ilk kez 20 tır girdi. Yani oradaki ihtiyacın kaçta kaçı karşılandı bugün bilinmiyor, siz tahmin edin. Ama bugün gece yarısı, daha doğrusu dün gece yarısı 20 tırın girdiği bilgisi var. Ve o 20 tırın içerisinde özellikle de yakıt ve ilaç bulunuyor Cüneyt Özdemir. Çünkü öncelikli ihtiyaç onlar. Şunu da belirtelim, aslında İsrail ordusundan bir açıklama geldi. 24 hastanenin boşaltılması istendi. Neden? Çünkü o hastaneler faaliyetini sürdürmüyor. Çünkü o hastanelerde Müslümanlar barınma ihtiyacını karşılıyor. Karşılamasınlar diye hastanelerin boşaltılmasını istedi İsrail ordusu. Bir sonraki hedefte o hastaneler olacak, ama şunu unutuyor. Orada sadece Müslümanlar yok, Hristiyanlar da var. Oradaki 700'ü aşkın Türk'ün olduğunu ifade etti bugün İsrail konsolosu. Bugün kendisiyle görüştük. 500'ü Türk vatandaşı, 400-500 arası Türk vatandaşı olan tabii eşleri var, çocukları var. Toplam 700 kişinin o noktada şu anda kurtarılmayı beklediğini ifade etti bize. Yani orası biraz karışık. Hala daha bombalamaların devam ettiği noktadan bahsediyoruz. Toparlayalım artık, eğer soracağın soru yoksa. Kudüs'te bugün gerçekten skandal bir cuma daha yaşandı. Bunları gün içerisinde ekranlarda anlatmaya çalıştık. Bir taraftan bombalamalar devam ediyor. Gözler kara harekatına çevrildi. Her an başlayabilir deniyor kara harekatı. Yani İsrail genelinde, Kudüs genelinde son durum bu Cüneyt Özdemir. Eğer soracağın soru yoksa sözü sana bırakalım. Teşekkür ediyorum Yunus Emre, Şahbenderoğlu ve Harun Çiçek. Kolaylıklar diliyorum. Zor bir gündü sizler için de aslında, günlerdir o zor günleri onlar da yaşıyorlar. İsrail Gazze hattında çatışmalar 14. gününde devam ediyor. Hastanede yaşanan 500'e yakın kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları ise sürüyor. Bugün neler yaşandı ikinci haftayı geride bırakırken hemen onu ekranlarınıza taşıyalım değerli izleyenler. Sabah saatleri itibariyle yine İsrail tarafından gelen bir açıklama vardı. Lübnan sınırındaki Kirya Shimona bölgesinin tamamıyla tahliye edildiği belirtildi ki Hizbullah'la İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle. Yine İsrail gece boyunca Hamas'a ait tüneller, depolar ve karargahların vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusuna ait zırhlı araçların bugün öğle saatlerinde Ramallah'a girdiğini de aktarmış olalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Refah sınır kapısının bugün açılmasını umuyoruz. Aslında gözler, bütün dünyanın gözü Refah sınır kapısı açılacak mı, açılmayacak mı? Mısır tarafı açıklıyor ama İsrail buna izin vermiyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bu açıklama geldi. Gazze'den yapılan açıklama, 1661'i çocuk, toplam 4137 kişi bu saldırılarda 14. gün itibariyle hayatını kaybetti. BM Genel Sekreteri Guterres'in bugün Refah sınır kapısını ziyareti önemliydi. Orada önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Başka neler oldu gün içerisinde, hemen ona da bir göz atalım değerli izleyenler. İsrail-Lübnan sınırının yakındaki 3 Hizbullah militanının hedef alındığını duyurdu. İsrail-Hamas tarafından esir alınanların
çoğunun hayatta olduğunu açıkladı. Hamas'ın elinde yaklaşık 200-250 esirin olduğu belirtiliyor. BM'den bir açıklama vardı. Filistinliler Gazze şeridinin kuzeyine geri dönüyor. Daha doğrusu saldırılar başladığından beri güneye doğru bir iniş vardı ama BM'nin açıklaması da dikkat çekici. Mısır tarafından bir açıklama vardı. İşte İsrail Gazze'ye yardımların girmesine izin vermiyor. Ve son olarak da İsrail güçleri El Halil'de protestoculara gerçek mermilerle saldırdı ve 5 Filistinli yaralandı. İşte 14. günün özeti buydu. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağını duyurdu. Dün gece saatlerinde açıklama yaptı. Ancak bu teklifi Kongre'den geçirmek pek de kolay olmayabilir. Çünkü demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bazı anlaşmazlıklar var. Ayrıntılar Yahya Ancı'nın haberinde. Later this week, I'm going to ask the United States Congress for unprecedented support package for Israel's defense. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail için vaat ettiği yardım paketini Kongre'den geçirebilecek mi? American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, we turn our backs on Israel. It's just not worth it. To support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Önümüzdeki günlerde Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin iki dış savaşı finanse etmeyi göze alıp almayacağı konusunda sorularla karşılaşacağı kesin. Nitekim ABD ekonomisi bu yıl oldukça dirençli olduğunu kanıtlasa da bugün açıklanan yeni verilerin cari açığın bu mali yılda 2 trilyon dolara yaklaştığını ve enflasyonun rahatsız edici düzeyde yüksek kalmaya devam ettiğini gösterdi. Everything in my power to ensure the Senate delivers the support Israel needs to accomplish these military, intelligence, and humanitarian goals. We will not just talk, we will act. We will work to move this aid through the Senate ASAP. Aynı zamanda Biden teklifi her iki partinin üyeleri arasında da şüpheyle karşılanıyor. İsrail'e silah gönderilmesine şiddetle karşı çıkan ilerici demokratlar ve Ukrayna'ya hali hazırda gönderilmiş olan 100 milyar dolardan fazla askeri ve ekonomik yardıma ekleme yapma ihtiyacını sorgulayan muhafazakar cumhuriyetçiler. This is a speech addressed to the American citizens and the American taxpayers, because Biden is basically asking the taxpayers to accept the idea of $100 billion on top of all the other expenditures. We almost forget that 3 weeks ago Congress was threatening a shutdown of the government, and there's still no clarity on who's going to be the leader of the Republicans in Congress. Bir diğer sorunsa ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin işleyiş açısından devre dışı olması. Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı. Donmuş durumdaki Temsilciler Meclisi'ne bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor. Bu nedenle Biden'ın çifte teklifinin Ukrayna'yı ABD'nin kritik çıkarı olarak görmeyen Kongre'deki cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor. The most pressing issue on Americans' mind is not Ukraine. What would you say? It is the border situation and it's crime on the streets. And everybody knows that. So let's address those. Evet, ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'e ve aynı zamanda Ukrayna'ya ABD'nin tam destek vereceğini belirtti. Şimdi bu kadar büyük bütçeler Amerika tarafından her iki ülkeye de sağlanıyor. Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Oytun Orhan, Orsam Levant Araştırmaları Koordinatörü. Sayın Orhan, hoş geldiniz 19. saate. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hem Ukrayna'dan sonra gözler İsrail'de. Devasa bütçelerin Amerika tarafından buralara aktarılması söz konusu. Hele ki İsrail'e 100 milyar doların üzerinde bir paketin ayrılacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bütçelerle barışı mı tesis etmek istiyor, yoksa savaşı daha da körüklemek mi? Yani savaşı tabii İsrail lehine sonuçlandıracak şekilde bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama tabii bunun biraz önce haberinizde de verdiğiniz üzere Amerika'nın kendi iç dinamikleri açısından ciddi zorluklar taşıdığı anlaşılıyor ki esasında cumhuriyetçilerin iktidarında, Trump döneminde de bunu gördük ki şu anda da Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda Amerika'nın iç kamuoyunda ciddi tartışmalar var.
ve hatta olası bir gelecek sene gerçekleşecek seçimlerde cumhuriyetçilerin zaferi durumunda Ukrayna'ya gidecek yardımların dahi sorgulanabileceği, tartışmaya açılabileceği açık ve net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla şimdi bu yardımların İsrail eklenmiş olması tabii ciddi tartışmaları, daha yoğun eleştirileri gündeme getirecektir. Birincisi, acaba Amerika Netanyahu ile görüşmesine vaat ettiği bu yardımları verebilecek mi? Ama tabii şunu da unutmamak gerekiyor. İsrail'in Amerikan dış politikasında çok özel bir konum var. Sadece bir dış politika meselesi değil. İşte içerideki İsrail yanlısı lobiyi de düşündüğümüzde bir iç politika konusu. Dolayısıyla tabii İsrail daha öncelikli. Dolayısıyla burada Ukrayna cephesinin biraz zayıflama riski var. Ukrayna açısından tabii bu Orta Doğu'da yaşanan savaş son derece olumsuz bir gelişme. Tersine Rusya'nın da büyük bir fırsat algısı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın bu İsrail'e yardımı, askeri yardımı savaşı körükler mi? Tabii ki, yani sonuçta İsrail'in burada askeri çözümün bir yol olmadığını, siyasi bir anlaşma dışında bölgeye istikrar gelmeyeceğini artık kabul etmesi gerekiyor. Ve bu da ancak askeri alanda artık bir dengenin oluşması, bu konuda bir sonuç alamayacağını anlamasıyla mümkün. Ama Amerika'dan gelecek, ki Biden'ın Netanyahu ile görüşme sonrası ifade ettiği eşi benzeri görülmemiş yardım paketi, İsrail'de aşırı sağı, işte bu askeri çözüm yanlılarını, güvenlik bürokrasisini daha da teşvik etmiştir. Ve dolayısıyla işte şu anda biliyorsunuz bölgede bir diplomatik girişim de başlatılıyor. Mısır'da bir zirve olacak. Evet. İşte arabuluculuk girişimleri var, garantörlük önerileri var. Bütün bu çabaların altını oyar ve İsrail'i daha şahin bir noktaya iter. O ikinci sorum da belki tamamlayıcı olacak Sayın Orhan. Şimdi ABD Başkanı Biden Tel Aviv'e indiğinde işte İsrail yetkililerinin hepsiyle görüştü. Mesela Filistin, Ramallah, Batı Şeria tarafında hiçbir Filistinliyle görüşmedi. Ve ardından gitti, ulusa seslendi bir anlamda. Şimdi buradaki bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? İkincisi sorum da şu. Evet, Amerika'da seçimler var. İsrail-Hamas arasındaki bu savaşın uzun sürmesi Amerika'daki seçimleri etkileyecek midir? Yani Biden'ın kariyeri açısından mı bir de olaya bakmamız lazım? Tel Aviv'e gelip sarılması, kucaklaşması, çok net ve İsrail'in yanındayız mesajlarını vermesi seçimlerden dolayı mı? Tabii ki, yani ilk başta ifade ettiğim üzere iç politik boyutu da var. Yani Amerika'nın gerçek anlamıyla müttefiki İsrail. Bu tabii cumhuriyetçiler demokratlardan da bağımsız olarak çok süreklilik arz eden bir dış politika konusu. İç politika boyutu çok önemli. Yani sonuçta İsrail'de Yahudiler, özür diliyorum, Amerika'da Yahudiler sayı olarak değil, belki seçmen sayısı olarak kritik olmayabilir ama medyadaki, işte yani ve kamuoyunu oluşturma güçleri, ekonomik alandaki, sektördeki etkileri, yapılan işte bağışlar vasıtasıyla tabii siyaset üzerinde çok etkili. Dolayısıyla bunu göz ardı edemiyor hiçbir Amerikan başkanı. Bu verilen yardımın da bir boyutu bu, verilen destek açıklamalarının. Biden'ın kişisel kariyerine de baktığınızda, İşte ta senatörlüğünden günümüze, başkan yardımcılığından bu yana hep İsrail onun için özel bir yer işgal etmiş. Ki yıllar önceki ifadesini bu ziyaretinde de tekrarladı. Orta Doğu'da hani bir İsrail olmasaydı icat etmek zorunda kalırdık diye. Yani ne kadar Amerikan çıkarları açısından hayati olduğunu İsrail'in belirtmek için kullandığı bir ifade. Dolayısıyla o destek onlar açısından kaçınılmaz ama Amerika'nın neden hani işte Ramallah'ta görüşme yapmadı veya bölgede, esasında yapılması planlanıyordu ancak hastane saldırısı sonrası Mahmut Abbas da görüşmeyi iptal etti. Mısır ve Ürdün liderleri de. Dolayısıyla Amerika'nın İsrail yanında bu kadar tarafsız pozisyonunu, yani zaten bir tarafsız pozisyonu, aşırı tarafgir pozisyonunu açığa çıkaracak şekilde yaptığı açıklamalar onu hem Arap sokağında zaten hiçbir meşruiyeti ve karşılığı kalmadı. Siyasetçiler açısından da artık Biden'la ortak fotoğraf vermedinin, Amerika ile ortak gözükmenin artık ciddi zarar vereceği bir yeni tablo ortaya çıkardı. Oytun Bey. Amerika tercihini yaptı. Evet. Çok kısa, demokratlar değil de bugün cumhuriyetçiler olsaydı yine aynı tabloyu görür müydük? Çok kısa.
İşte o konu evet. Hı. Yani demin söylediğim gibi o Ukrayna meselesindeki eleştirileri yani yapılan yardımlar İsrail konusunda görmeyebiliriz. Yani cumhuriyetçiler o konuda da yine hatta demokratlardan daha radikal. Trump döneminde hatırlayacak olursanız Tel Aviv, Kudüs'ün başkent olması, Amerikan Büyükelçinin taşınması gibi radikal adımlar o dönemde atıldı. İbrahim Anlaşmaları cumhuriyetçilerin de döneminde de bunun devam edeceğini hatta artacağını öngörebiliriz. Peki. Oytun Orhan çok teşekkür ediyorum 19. saat ana habere katkınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. İsrail adım adım kara saldırısına hazırlanıyor. Netanyahu Gazze sınırındaki askerleri bir kez daha ziyaret etti. Şimdi o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu mesajında hazırız ifadesini kullandı. Gazze şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golan Tugayı'ndaki askerleri ziyaret etti Netanyahu. İşte askerlerle birlikte buradayım. Tüm gücümüzle kazanacağız, düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız dedi ki 14. gün itibariyle Netanyahu ikinci kez İsrail askerlerinin arasında bu fotoğrafı verdi. Peki geniş çaplı bir saldırı bölgesel bir savaşı tetikler mi? Yahya Ancı bu soruya cevap aradı. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah, İsrail sınırındaki varlığını artırıyor. Irak'taki İran destekli Haçlı Şabi birlikleri de bölgeden ayrılarak Suriye üzerinden İsrail sınırına yerleşti. Bu gelişmeler İsrail'in kara saldırısı sonrası bölgesel bir savaşın ipuçlarını veriyor olabilir mi? I don't rule out the possibility there'll be an all-out war, although Hezbollah was counting on divisions in Israel and I think they've seen what they were thinking about Israel in terms of divisions is no longer the case. So that may also temper their interest in all-out war. And as I said, Iran may have an interest in keeping Hezbollah in reserve in the event that they think they may be attacked and then they won't. Bölge için en kötü senaryo İran'ın dolaylı olarak savaşa dahil olması. İran, Orta Doğu'da bir dizi Şii milis grubunu fonluyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve bir dereceye kadar kontrol ediyor. Bunların açık ara en güçlüsü ise Lübnan'da İsrail'in kuzey sınırında bulunan Hizbullah. Ellerinde 150 bine yakın roket ve füzeye sahip olduğu sanılıyor. Birçoğu da uzun menzilli ve güdümlü roketler. Az fırsatlar mahdud ve be şiddet feşordeyi ki der ihtiyar sazman millel muttehid ve konuşgaran siyasi hast der saat ayende istifade neşavad امکان گشایش جبهه‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی اجتناب ناپذیر است. İsrail Gazze'yi işgal ederse Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırında yeni bir cephe açabileceği ve İsrail ordusunu iki cephede birden savaşmak zorunda bırakabileceği yönünde bir tehdit söz konusu. Ancak bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki savaş uçağının Doğu Akdeniz'e gönderildiği ve İsrail'in yardımına koşmaya hazır olduğu bir ortamda Hizbullah'ın böyle bir savaşı isteyeceği anlamına da gelmeyebilir. I don't think that the US is going to get involved militarily, but again, I think the fact that you have the US air naval presence now in the Mediterranean for some analysts suggest that the U.S. isn't quite certain that Israel's capable of dealing with a two-front war and that the U.S. needs to stand by to protect it. And if you're going to do that, that always opens up the risk of U.S. involvement militarily in what's taking place. Orta Doğu'daki en önemli fay hatlarından biri ABD ile İran ve bunların müttefikleri arasından geçiyor. Her iki taraf da risklerin farkında. Uzmanlara göre çatışma hali sıcak savaşa dönerse Orta Doğu'da küresel öneme sahip bir yangın başlatması oldukça olası. I think that people, governments and political leaders when they enter wars, they think that they're going to somehow produce a decisive outcome. And if we look at Middle Eastern wars of the last 50 years, that almost never happens. There's a couple of examples a long time ago where there were some decisive outcomes. 67 is one. But I can't think of many other examples. So typically, it's a kind of a state of mutual exhaustion. Evet.
Gazze'de insanlık krizi yaşanıyor. Elektrik, temiz su, yakıt ve ilaç yok. Mısır, Gazze'ye yönelik 20 kamyonluk insani yardım sevkiyatı için Refah sınır kapısını açmayı kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün Refah sınır kapısına gitti. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Bir basın toplantısı yaptı değerli izleyenler. Guterres, Filistin halkının savaş ve yardımların engellenmesiyle iki kez cezalandırılmaması gerektiğini belirtti. Peki başka neler söyledi? İsterseniz gelin onlara bakalım. Bu görüntüler bugün Refah sınır kapısındaydı. Basın toplantısını bu şekilde verdi. Söyleyecekleri önemliydi. 14 gün boyunca BM Genel Kurulu'nda İsrail'e yönelik bir kınama mesajı bile çıkmadı. Genel Sekreter Guterres'ten o açıklamaları şimdi ekrana yansıtalım. Gazze'deki insanlar susuz, yiyeceksiz, yakıtsız ve ilaçsız ve ateş altında. 2 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmek için pek çok şeye ihtiyacı var diyor. Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli dedi. Kısıtlamaları azaltmak adına Mısır, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile aktif olarak çalışıyoruz dedi. Antonio Guterres bunları söyledi. Şimdi Refah sınır kapısının açılması önemli ama açılacak mı, açılmayacak mı? Mısır tarafı açık olduğunu söylüyor. İsrail tarafı ise buna izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi kimle konuşacağız? Profesör Doktor Talha Köse bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. Hocam tam bir muamma. Mısır Dışişleri'nden gelen açıklama Refah sınır kapısının açık olduğu ama İsrail buna izin vermiyor diyor. Uzun süredir biliyoruz ki Mısır, İsrail ve Amerika ve BM dörtlüsü bu konuda çalışıyor. Ama 14 gündür bu insani krize bir türlü çare olamadılar. Neden? Nedeni çok açık aslında. İsrail'in bir kere oradaki Filistinli nüfusunu tamamen Gazze'den boşaltmak gibi bir hedefi var. Yani bunların bir kısmını insani altyapıyı tahrip ederek, hastaneleri, okulları yıkarak, buradaki insanları korkutarak yapmaya çalışıyor. Geri kalan kısmını yani su gibi diğer altyapıyı tahrip ederek yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Gazze'deki halkın üzerinde burada bir daha hayat imkanı bulamayacaklarına dair bir korku hissettirip bu korkuyla insanları oradan çıkarttırmaya çalışıyor. Tabii ki yani burada hedeflediği noktalara bakılınca genel olarak dediğim gibi oradaki insanların hayatta kalmasını sağlayabilecek altyapıyı tahrip etmeye çalışıyor. Yani bildiğiniz gibi oradaki elektrik temini ancak jeneratörlerle sağlanıyor. İşte oraya yakıt sağlanmadığı için jeneratörler çalışmıyor. Jeneratörler çalışmayınca arıtma sistemleri işlemiyor. Su temin edilemiyor, gıda temin edilemiyor. Dolayısıyla oradaki insanların toplu olarak cezalandırılarak, yakınları işte hedef alınarak orada sağlık imkanlarını sağlayabileceklerine dair soru işaretleri oluşturularak yavaş yavaş oradan göçmeleri isteniyor. Zaten nihai hedeflerinden bir tanesi de buydu. Yani hedef gözetmeden İsrail tarafının buradaki yerleri bombalamasının temel gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Bu tabii Mısır açısından çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü buradaki insanların kaçabilecekleri tek bir nokta var. Refah sınır kapısı üzerinden. Ya ölecekler yani orada yani bombardıman altında ya da Mısır üzerinden Sina tarafına kayacaklar. Aslında bunu Mısır istemediği gibi Filistin yönetimi de istemiyor. Çünkü evet, oradaki nüfusun oradan çıkarılması sonucunda ortaya çıkacak durum tekrar ülkelerine dönemeyeceklerini, tekrar topraklarına dönemeyeceklerini herkes biliyor. Dolayısıyla İsrail bu vesileyle oradaki işgalinde gelişmiş olacak ki bu da çok da istenen bir durum değil. Ne İsrail ne Mısır istiyor bunu ne de Filistin tarafı istiyor. Dolayısıyla bu baskıyı devam ettirecek toplu cezalandırma, yani bunun gerekçesini de işte... Talha hocam, günün sonunda İsrail'e o yardımlar ulaşacak mı? Yani bu aslında en çok temennimiz bu. Yani ABD Başkanı diyor Gazze'lilere 100 milyon dolar bir yardım yollayacağız diyor. Başka taraftan İşte orada Hamas'ı yok edeceğiz diyor. Böyle bir muamma da var. Dolayısıyla günün sonunda bu yardımlar girecek mi içeri? Kimin aracılığıyla? Yani burada bir pazarlık ya da görüşmeler yapılıyor sanırım. İsrail bunu mümkün olduğunca engellemeye çalışacak. Bu çok net. Yani mümkün olduğunca en az düzeyde yardımın gitmesini
Çünkü hedefi oradaki sivillerin hedef alınmaması değil, yani doğrudan sivillerin hedef alınması ve sivillerin imkanlarının kalmaması. Dolayısıyla bunu yani yardım konvoyları gitse bile bunları hedef alacaktır İsrail tarafı. İşte bununla ilgili soru işaretleri oluşturacaktır. İşte bunlar Hamas'a gidiyor diyecektir. Yani bu tarz gerekçelerle yardımların geçişini önleyecektir. Ben hafta başı Mısırlı diplomatlardan öğrendiğimiz bir bilgiye göre, yani aslında oradaki Sina yakınlarındaki El Arish havaalanında tamamen tıka basa insani yardımla dolu. Yani hatta buradaki yardımların, işte Türkiye'nin de diğer İslam dünyasından da Batı'dan da gelen çok ciddi miktarda yardım var. Bunların götürülmesi gerekiyor. Bazılarının da zamanlı olarak, hani gıda ve ilaçla ilgili temin edilecek şeylerin bir kısmının da zamanı geçebilir. Dolayısıyla yani çok ciddi aslında insani yardım var ama bunların geçişini engelliyor. Hatta sınır kapısına yaklaşan konvoylar da vuruluyor. Her ne kadar burada Birleşmiş Milletler'in de tabii burada itibarı söz konusu. Birleşmiş Milletler bu konuda baskı yapmaya çalışıyor ama onun da fazla etkili olmadığını görüyoruz. Bir yandan da Birleşmiş Milletler'in oradaki mültecilik ajansı, yardım ajansına dair de çok ciddi sıkıntılar var. Bugüne kadar 14-15 tane kayıp verdiler onlarda. Onunla alakalı da sıkıntı var. Yani sadece Gazze'lileri değil, Filistinlileri değil, aynı zamanda onlara yardım götüren aslında Birleşmiş Milletler yetkilileri de burada hedef alınıyor. Dolayısıyla onlara da aslında bir mesaj veriliyor. Mısır tarafı yine benzer bir şekilde hedef alınıyor. Dolayısıyla İsrail bu konuda esnemek niyetinde değil maalesef. Peki. Şöyle bitireceğim. Birkaç dakikam var. İsrail başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerindeki tüm diplomatlarını ve yakınlarını geri çağırdı. Talha Hocam, bu nedir? Ne anlama geliyor? Gelecek tepkilere, yani olası bir kara saldırısıyla birlikte gelecek tepkilere önlem amacıyla mı? Evet. Yani hem önlem amacıyla hem de yani kara harekatını aslında son derece tahrip edici, son derece aslında sivillere hedef alan bir şekilde yapacağının bir göstergesi. Yani burada net bir şekilde şu ortaya çıkıyor. Yani toplumsal açıdan ciddi bir infiale neden olacak ve bu infial neticesinde de kendi temsilciliklerinin hedef alınma ihtimali var. Bundan dolayı bence planlarının da ve oradaki müdahalesini de aslında hedef gözetmeksizin yapacağına dair de bir görüntü ortaya çıkıyor maalesef. Bu konuyu dizginleyebilecek tek aktör şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. Ama onun da çok bir niyeti olduğu kanaatinde değilim. Peki. Dün Biden'ın yaptığı açıklamalarda İsrail'e vermiş olduğu desteği, intikam saldırılarına vermiş olduğu destek konusunda herhangi bir frenleme olmadığını da görüyoruz. Bu da çok üzücü. Profesör Doktor Talha Köse, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Değerli izleyenler, İsrail kara saldırısı için artık hazırız diyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gazze şeridinin küçültüleceğini ve Hamas'la savaşın sonunda bölgenin bir kısmının da ilhak edileceğini söyledi. Şimdi tarafların askeri gücüne bir bakmamız lazım. İsrail her ne kadar askeri anlamda güçlü olsa da uzmanlar olası kara saldırısında İsrail'in zorlanacağı görüşünde. Peki taraflardaki o güç dengesine bir bakalım. Hamas'ın şu anda hali hazırda ve yer altında 40 bin savaşçısının olduğu belirtiliyor. Siber güvenlik ve deniz komando birimlerini de bu sürede geliştirdi. Şu ana kadar 5 bin roket kullandı 14 günlük süre içerisinde ve 10 bin roketinin daha olduğu tahmin ediliyor. 2008'de 40 kilometre olan roket menzili 2023'te 230 kilometreye kadar ulaştı. Ve şimdi İsrail'e bakalım. İsrail'de nükleer başlığa sahip 8 ülkeden biri olduğunu da belirtelim. 173 bin muvazzaf, 465 bin yedek askeri bulunuyor. 3930 tanka ve 400'den fazla savaş uçağına sahip. Kullanımı yasak olan fosfor ve misket bombaları da envanterinde mevcut ki birçok zamanda bu bombaları kullandı. Demir kubbe hava savunma sistemini de yine İsrail'in kullanımında belirtmiş olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından akşam saatlerine doğru Gazze'deki katliama ilişkin dünyaya bir mesaj gönderdi. İsrail'in soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum dedi. O mesajda başka neler vardı? Gelin ona birlikte bakalım. Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve
gözyaşı getirir dedi. İsrail yönetimi hatadan geri dönmek yerine örgüt gibi davranmaktadır. Ki bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yine buna benzer bir cümle sarf etmişti. İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele görür demişti. Tüm devletleri samimiyetle ateşkese destek olmaya davet ediyorum. Türkiye sorunun çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değerli izleyenler, bir dönem ABD öncülüğünde İsrail'le normalleşme görüşmeleri yürüten Suudi Arabistan, Gazze'deki yaşanan katliamlar sonrası iki ülkeye karşı bir tavır değişikliğine gitti. Peki Filistin'e güçlü desteğini açıklayan, savaştan sorumlu tuttuğu İsrail'i kınayan Suudi Arabistan'ı bölgede nasıl bir yol haritası bekliyor? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. There is approach from President Biden administration to get to that point. For us the Palestinian issue is very important. We need to solve that part and we have a good negotiation to continue. Till now we got to see where it will go. We hope that it will. Suudi Veliaht Prens bir buçuk ay önce Amerikan kanalı Fox News'ta bu mesajları vermişti. ABD öncülüğünde İsrail'e yürütülen normalleşme görüşmeleri İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle durdu. Filistin'e güçlü desteğini açıklayan saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiki İsrail'i açıkça kınayan Suudi Arabistan'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı ya da İsrail'in işlediği mezalime karşı tavrı biraz ulusal güvenlik veya rejim güvenliği ile alakalı ülkenin. Dolayısıyla Suudi Arabistan Filistin meselesinde Filistinleri destekleyen bir tavır almazsa şayet kendi içerisinde Şii vatandaşları başta olmak üzere tabii Sünniler de ciddi anlamda tepki göstereceklerdir. Rejimi sıkıştıracaktır bunlar. Yani içsel sebepler dolayısıyla da Suudiler Filistin davasında İsrail karşıtı, en azından İsrail'i eleştiren bir vizyonu ortaya koymak durumundalar. Zira Filistin meselesi normalde bölünmüş bir görüntü veren Arap dünyasını birleştirdi. Prens Selman, Çin öncülüğünde normalleşme sürecinin başladığı İran Cumhurbaşkanı'yla Mart ayından bu yana ilk telefon konuşmasını Hamas-İsrail çatışmasının ardından gerçekleştirdi. Orta Doğu'da bir süredir Çin oldukça etkin. Çin'le yakınlaşan Suudi Arabistan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gerileyebilir. Bu ihtimal ABD'yi tedirgin etmiş olacak ki Dışişleri Bakanı Blinken, Haziran ayında Riyad'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında ülkesinin hiç kimseden ABD ile Çin arasında seçim yapma gibi bir talepte bulunmadığı mesajını iletmek için yoğun bir çaba sarf etti. Suudi Arabistan bir süre önce Batı ülkelerinin ekonomik ve ticari birliklerine karşı alternatif kurulan BRICS'e davet edilmişti. Sadece Çin'in içinde olduğu BRICS'te yer almakla kalmayacak Suudi Arabistan. Aynı zamanda iki ülke ekonomi ilişkileri konusunda da önemli kararlar aldı. Enerjiden turizme pek çok alanda kritik anlaşmalar yaptı. ADS is very important because it's a statement of trust between two friendly governments. Peki Orta Doğu'da da gücünü arttırmaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin bıraktığı boşlukları doldurmaya çalıştığı anlaşılan Çin, Suudi Arabistan'ın İsrail ve ABD'ye karşı tutumunu etkileyebilecek mi? Suudi-Çin ilişkileri geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Fakat Batı'nın sunduğu imkanlar ve fırsatlar Suudilerin güvenlik hassasiyetlerini ve endişelerini tatmin etmiyor. Fakat Çin bu konuda daha cömert, daha yardımsever Suudilerin ulusal çıkarı ve güvenliği açısından. Değerli izleyenler, Gazze 14 gündür ağır bombardıman altında. İsrail tarafından tam ablukaya alınan Gazzelilerin üzerine aralıksız bomba yağıyor. Hemen hemen herkes de sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek paylaşımları yapıyor. Ancak bazıları ben paylaşım yapsam ne olacak diyerek ya çekimser kalıyor ya da mahalle korkusu. Biz de bu bölümde bunu konuşacağız. Gazete yayın yönetmeni Doğukan Gezer konuğumuz. Doğukan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? Teşekkürler, sensiniz. Yoğun geçiyor. Bizim de öyle. Peki şöyle başlayalım. Şu 14 gündür Filistin için sosyal medyadan ya da dijital mecrada paylaşım yapmak neden önemli? Yani hani bir paylaşım deyip geçmeyelim aslında. Bir paylaşım pek çok şeyi değiştiriyor değil mi? Evet. Yani şöyle aslında
sosyal medyada bir cephe olduğunu düşünüyorduk. Biz artık savaşın birçok cephesi var. Sadece sahadaki cephe değil, sosyal medya ciddi bir cephe durumunda. Birkaç neden var aslında bizim neden paylaşım yapmamıza dair. Birinci nedeni aslında biraz daha teorik, böyle iletişim fakültelerinde çok öğretilen ama medya okuryazarlığının da çok aslında bilmediği bir konu. O da suskunluk sarmalı teorisi var. O da şudur aslında. Bir kişi toplumda genel kanının dışında bir şey düşünüyorsa, sosyal medyada gördüklerinden farklı bir şey düşünüyorsa bunu paylaşmaktan çekinebiliyor. Örneğin İsrail yanlısı birçok paylaşım gördüğünde Filistin yanlısı paylaşımı yapmaktan çekinebiliyor. Ya da Filistin yanlısı paylaşım görmediğinde... Bunları ilk günler gördük mesela sanatçı, çok vardı, evet. Futbolcu hala da devam ediyor. Hala da devam ediyor. Birazdan gireceğiz yani onlara geliriz. Uygulanan yapılanları. Biraz aslında mesafeli davranmaya başlıyor, çekiniyor. Ancak tam tersi durumda eğer kendi görüşünden paylaşım daha çok gördüğünde bu sefer bile isteye daha fazla paylaşım yapabiliyor. O yüzden hani bir paylaşım neden çok önemli dediğimizde bizim yapacağımız bir paylaşım gizli hesabınız dahi olsa bir arkadaşınızı tetikleyebilir. O arkadaşınız farklı kişiyi tetikleyebilir. Ciddi bir sarmalı olur aslında. Bizim en büyük savunduğumuz önem de değer bu. İkincisi ise şu, neden paylaşım yapmalıyız? Netanyahu neden paylaşım yaptıysa İsrail Başbakanı hastane saldırısına hemen sonra Twitter'da bir açıklama yaptı ikisi de yeni adıyla. Ve dedi ki hastaneyi biz vurmadık, araştırıyoruz, Hamas hedef aldı dedi. Normal şartlarda bir devlet başkanının bu şekilde savaş sırasında bir açıklama yapması sosyal medya hesabından oranın aslında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ve de aslında orada ciddi bir manipülasyona hedeflediğini de gösteriyor. Bizim aslında bütün araştırmalarımız haber merkezinde bunun üzerine kurulu. İsrail bilindiği gibi sosyal medyayı çok iyi kullanan, abluka altına almış olan, tıpkı Filistin'deki gibi sosyal medyayı da ciddi bir abluka altına almış durumda. Ve de bu ablukayı aşmak için bizlerin de aslında özetle paylaşım yapması gerekiyor. Doğru. Şimdi bu dışlanırım, işte çekinceler olan, yani ya işte eğer bunu paylaşırsam İşimden olurum diyen de var. Ya da işte sadece ülkemizde değil, Arap ülkelerinde olsun, Avrupa'da da olsun bu konuda paylaşım yapanların başlarına neler geldiğini de biliyoruz. Futbolcular kadro dışı bırakılıyor, sanatçıların konserleri iptal ediliyor, işte bir manken defileye çıkacak, onun tüm işleri bir anda kesiliyor vesaire. Buna ne diyeceksiniz? Aslında tam bir mahalle baskısı kurma. Biraz da orayı abluka altına alma üzerine kurdu. Bildiğim gibi sosyal medya platformları aslında görüş itibariyle de bir ön yargı sahibi olan platformlar aslında. Bu da çok bize yabancı gelmez. Yani İsrail yanlısı bir paylaşımın çok da kötü düşünülmediği ama Filistin yanlısı paylaşımdan biraz daha mesafeli davranıldığı platformlar bulurlar. Ve orada paylaşım yapıldığında aslında işte ünlü birisi ya da işte bir çalışan birçok, özellikle Avrupa'da bu çok yaygın, gerçekten ciddi bir yaptırımla uygulanabiliyor. İşte Harvard'da öğrenciler ciddi şekilde ayaklandı ve de okul komitesi bununla ciddi bir şekilde mesafe fişlediler. Evet, biraz fişlediler. İfade özgürlüğünün böyle sloganı ifade özgürlüğü üzerine kurulu olan bir okul. Ancak Filistin yanlısı bir demeç verdiklerini, bir bildiri yayınladıklarını buna ciddi bir şekilde karşılık görüyorlar. Tam tersine baktığımızda ise öyle bir problem görmüyoruz. Aslında en büyük problem bu. İki tarafa eşit bir yaklaşım söz konusu değil. O yüzden biraz daha bizim sesimizin yüksek çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta biz yayına hazırlanmadan önce son olarak bundan bir örneği vereyim. Kerim Benzema yani Müslüman bir futbolcu paylaşımından dolayı ve yardım edeceği açıklamasından sonra Fransa hükümetinden çok önemli isimler vatandaşlıktan çıkarılmasına kadar tehdit adeta. Yani böyle şeylerle karşılaşıyor. Aslında ciddi bir çifte standart. Normal şartlarda bir sosyal medyanın gücü, etkisi ne olabilir ki diyorsunuz. Ama işte bu kadar bir yıldız futbolcunun tüm o kariyerini etkileyecek kadar değerli bir durumda. Aksi taksirde de İsrail yanlısı olduğunda bu kadar aslında çok fazla etkilemediğini görüyoruz. O yüzden biraz bizim bakış açımızda problem. Aynı zamanda sadece hani futbolculardan çıkalım, biraz platformlara gelelim dersek o parantezi de açalım isterim. Çünkü platformlar gerçekten ciddi bir dayatma sağlıyor. İlk günden beri dünyada birçok örnek var. Bizim de başımıza geldi, onu da paylaşayım. Bizi izleyenlerin mutlaka bir başına gelmiştir. Kısıtlamayla karşı karşıya kalma riski. Tüm sosyal medya platformları aslında şunu istiyor. Biz de Filistin yanlısı paylaşım yapmayın. Temel yaklaşımları bu. Ancak tabii bunu çok net bir şekilde söyleyemiyorlar. Diyorlar ki işte kan görüntüsü olmasın. Diyorlar ki işte Hamas... Sebep olarak onları gösteriyor. Evet, Hamas ifadesi olmasın. Diyorlar ki işte silah görmeyelim. Ancak diğer açıklamaların hepsini görebiliyoruz. İsrail yanlısı açıklamaları. Sosyal medya platformunda biraz buna mesafeli. Ancak son günlerde dozu da arttırdığını görüyoruz. Örneğin işte bir paylaşım yapıyorsunuz. On binlerce kişinin gördüğü bir paylaşım. Bir anda 50 kişi, 100 kişi, 200 kişiye kadar düşebiliyor. Yani sizin aslında bütün o kısıtlama alanına girmiş oluyorsunuz. Tam tersi bir durum olsaydı Doğukan. Yani
İsrail bu yani İsrail tarafında yalan yanlış dezenformasyon yani neler atıldığını, hangi başlıklar, hangi manşetler atıldığını biliyoruz. Yazdılar, sildiler vesaire. Orada bir kafa karışıklığı var ama orada da var gücüyle hem sosyal medyanın hem de basının da ciddi anlamda o tarafa aklama şeyi var. Evet yani uluslararası basın operasyonu var. Ciddi bir sınav veriyor ve o sınavdan kalıyor aslında. En net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Çünkü çok açık şekilde dezenformasyonu imza atıyorlar artık. Hani cepheyi biraz daha önceliklediler. İşte birçok örnek var. İşte BBC'nin yaptığı haber. Evet, Docevelin. Docevelin'in yaptığı haber ki normal şartlarda Docevelin'in Türkçe'nin özellikle yaptığı haberin uluslararası teyit platformlarınca ve Türkiye'deki teyit platformlarınca işaretlenmesi gerekir ve cezalandırılması gerekir. Ve kullandığı sosyal medya mecralarında bunlar o kadar çok önümüze düştü ki. Onlar biraz öne çıkıyor aslında. Biraz da problem o algoritma onları daha yanlı bir şekilde daha çok öne çıkarıyor. İşte bir diğer kavram yankı odası. Suskunluk sarmalından bahsetmiştik. Yankı odası da şu. Bir görüş çok fazla tekrarlandığında sosyal medyada artık gerçek gibi gelmeye başlıyor. İşte Netanyahu hastaneye biz vurmadık dedi. Bize çok deli saçması gibi geldi ama onun altında gerçekten ciddi bir plan var. O da şu. Seslendirdikçe, dillendirdikçe bir süre sonra bu gerçekmiş gibi algılansın. İşte sonrasında 24 saat sonra Biden Amerika'ya gitti. O da dedi ki hastaneyi İsrail vurmadı dedi. Yani bir anda katladı o yalan haberin ne kadar doğru olabileceğini. O yüzden hani devlet başkanları düzeyinde de bir şekilde bu dezenformasyon özellikle İsrail zaten dezenformasyona, dijitaldeki yatırımlarına en çok enerji harcayan, en çok bütçe harcayan ülke. Bunun da karşılığını bir şekilde aslında almaya çalışıyorlar. Şu şimdi paylaştığımız şeyler de önemli aslında. Hani burada belki biraz o duyarlılığı ya da farkındalığı da izleyicilerimize paylaşmamız lazım. Ben de medyanın içerisindeyim. 25 yılı aştık artık yani. Sizler de şu anda yeni bir dijital mecranın başındasınız. Elbette benim de gönlüm el vermiyor. İzleyince içimi ağlamıyor, kan ağlıyor ama o bebeklerin kan revan içindeki görüntü ben de paylaşamıyorum. Yani cidden paylaşmak. Bu konuda ne yapmamız lazım? Yani ne tür paylaşımlar da daha anlaşılır, daha farkındalığı ortaya koyabilecek? Aslında en temel yaklaşımımız şu olması lazım. Sosyal medya platformlarının da istediği bu. Doğru olan da bu biraz. Telefon ekranımızda sosyal medyada geçerken yanımızda bir yeğenimizin ya da çocuğumuzun olduğunu düşünelim. O görüntüyü gördüğünde etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Bizim temel aslında filtremiz o olsa biraz daha iyi yaklaşabiliyoruz olaya. Tabii bu şey, şu demek değil, vahşet var, katliam var, soykırım var. Ancak bunu biz hiçbir şekilde paylaşmayalım demek de değil. Doğru şekilde algoritmayı biraz atlatacak şekilde yapmamız lazım. Bizim GZT olarak da ilk günden beri yaptığımız o. Hiçbir şekilde kan görüntüsü, vahşet görüntüsü, kayıp görüntüsü göstermiyoruz. Ancak en yoğun içerik ürettiğimiz dönemde yaşıyoruz aynı zamanda. Bunu nasıl yapıyoruz? Doğrulanmış içerikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Diğer yandan mutlaka sosyal medyada ne daha fazla kişiye ulaştırılır, ne biraz daha geri planda tutulması gerekiyor. Örneğin işte silah görüntüsü sosyal medya platformunda her zaman biraz engeller. İşte platformun bazına, yani platforma göre değişebiliyor ama engelleyebiliyor. Bu yaklaşımla biraz yaklaştığınızda kullanıcılarımız da şu an bizi izleyenler de mutlaka bir şey paylaşsınlar. Ama bunu biraz daha doğru yolla yapsınlar ki o sosyal medyanın kısıtlamasına biraz bahane ve gerekçe vermeyelim. Doğru. Şimdi şeye de gelelim. Bir güzel kapak hazırlamışsınız Doğukan siz GZT olarak. Şimdi markalar üzerinden gidiyoruz. Yani daha doğrusu aslında 1947'den beri hep bu yaşanıyor. Belki bir hafta, 10 gün sürüyor. Sonra tekrar unutuluyor. Tekrar başa dönüyoruz maalesef. Burada bir devamlılık diyeceğim ama işte hepimiz için yani biz de unutuyoruz. Maalesef unutuyoruz. O hazırlamış olduğunuz kapağın ardından geri dönüşler nasıldı ve bu İsrail markalarına yönelik işte boykotları görürüz vesaire. Bu konudaki düşüncelerin neler? Aslında markalar da ciddi bir sınav veriyor. Tıpkı medya gibi. Yine de sınavı kötü veriyorlar. Kalmak üzere olduklarını söyleyebiliyoruz. Çünkü normal şartlarda bir savaş, bir marka, bir yemek markası neden paylaşım yapsın ki ya da neden açık bir şekilde bu kadar destek versin ki? Yani cepheye neden hamburger göndersin ki diyorsunuz ama ciddi bir taraf aslında. Tarafını gösteriyor. Yani İsrail destekli paylaşımlar yaptığını görürüz bu büyük markaların. Evet çok ve de buna çekinmiyorlar aslında. Normal şartlarda kar amacı güden kurumlar olduğu için birincisi demesi lazım ki ben müşteri kaybederim bunu yapmamam gerekir. İtidalli ya da tarafsız kalayım. Şu kafa mı var acaba bana mecbursun? Biraz öyle aslında. Sen yani, bana alıştın, benden kolay kolay kopamazsın, bana mecbursun. Evet, tepkimiz hani daha öncesinde çok fazla yüksek sesle dile getirmediğimiz için birçok olayda aslında bu mecburiyette olabiliyor ama sosyal medyadaki paylaşım yayının başında söylediğimiz mesele biraz o. Sonuç almaya da yakın hale getiriyor. Peki bunu daha uzun süreli yapabilsek Doğukan, yani mümkün olabilir mi? Ya şöyle küçük dozda boykot denilen böyle bazı kampanyalar olabiliyor. İşte bir markayı belirli süre içerisinde hani
bir hafta boyunca onu unutalım ama sonrasında tekrar hayatımıza girsin değil de sürekli olarak sistematik bir şekilde böyle boykot etme ve ona mesafemizi gösterme üzerine kurulu olabilir. Ya da eleştirimizi gerçekten yüksek sesle dile getirebiliriz ki artık dijital çağdayız. Sosyal medya platformları bunun için var ve her markada sosyal medyayı takip ediyor. Yani devlet yani başkanları takip ediyor. Markalar, Filistin markalarının satılmaması ya bu ya biraz aslında hem onu öne çıkarmak hem de İsrail yanlısı markaları geri planda tutmak bizim orada biraz tercihimizin aslında tarafımızda belirlediğini söyleyebilirim. En ufak bir alışveriş meselesi normal şartlarda bu kadar gündemimizde olmaması lazım ya da işte bir kahve markasının neden böyle savaş konusunda gündeme gelmesi garip ama bunu da bir şekilde taraf olduklarını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle bitirelim Doğukan, yani hani neden bir şey yapamıyoruz ya da neden bir şey yapmıyorsunuz diye feveran edenler işte bir imkan. Yapabilirsiniz, boykot edebilirsiniz, almayabilirsiniz, üyeliğinizi iptal edebilirsiniz vesaire değil mi? Evet, aynen. Hem öyle hem de sosyal medyayı çok iyi kullanabilirsiniz. Sosyal medya bilindiği gibi çok yüzeysel, sahaya ne etkiler ya da bir yöneticinin kararını nasıl etkiler diye düşünmemek lazım. Savaşın ortasında Netanyahu paylaşımını sosyal medya üzerinden yapıyorsa bizim de cevabını vereceğimiz noktalardan biri bir vatandaş olarak yine sosyal medya. Bunu doğru yolla yapmak lazım. Bir sosyal medya ablukası altında olduğumuzu, kısıtlanabileceğimizi, kısıtlandığımızı bilmemiz lazım. Bölgeden internetin dahi olmadığını, bölgeden çok iyi görüntüsü, sağlıklı bilgi gelmediğini bilmemiz lazım. Ve de en önemlisi aslında İsrail'in dezenformasyonu çok iyi bildiğini, oyunu çok iyi kurallarına göre oynadığını, bizim de ona karşı tezler üretmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Doğru. Yani bir alanda sahada savaş varsa aslında arka planında dediğin gibi hem siber savaş hem de bu dijital dünyada da müthiş bir savaş yaşanıyor. Doğukan Gezer teşekkür ediyorum. GZT Genel Göksel'e teşekkür edelim ve 19. saat ana haberinde sonuna geldik. İyi hafta sonları.